Demir Çelik tarafında, Demir Çelik aslında bu Ereğli haberiyle beraber, altın madeni haberiyle beraber, piyasada bunun beklentisiyle beraber güzel bir rally yaptı. Ama Ereğli down cycle'da devam eden çelik sektörüne borçlu girdi bu sefer, yatırımlı dönemine girdi. Borçlanma maliyetlerinin de yüksek olduğu bir dönemde net borçlu olan şirketlerin hani maliyetleri çok daha yüksek oluyor. O yüzden bilanço anlamında baktığımızda da daha önce gördüğümüz hani Ereğli'de çok yüksek karlılıkları gördüğümüz döneme göre biraz geride kalacak. O da çok tercih ettiğim bir sektör olarak, yani demir çelik sektörü içinde Ereğli'yi çok fazla tercih etmiyorum. Burada Kardemir'i daha çok tercih ediyorum. Bunda da Kardemir'de tercih sebeplerimden bir tanesi aslında Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın yeni büyüme planları içerisinde demir yolunun ağırlıklı olarak geçmesi. Özellikle bu BAE ile yapılan anlaşmalarda da demir yolu fazlaca geçti. Bizde de ray ve ray tekeri üreten en bilindik şirket, borsaya kote olan Kardemir. Ben o tarafta biraz daha beklentiyle beraber bir pozisyon alma tarafında oluyorum. Bu Kardemir'in içinde de tabii baktığım zaman Kardemir A, B ve D var. D en likit olan ve BIST 30'da olan. Ama A ve B de aşırı iskontolu. Yani uzun dönem hisse taşıyacak insanlar için, yatırımcılar için A ve B Kardemir Adana ve Kardemir Bursa'ya da bakmalarını öneririm. %20-25 daha ucuza Kardemir hissesi alınabilir halde oluyor.